Evet değerli izleyenler, hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Son günlerde gündemi meşgul eden Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki F-16 meselesine Rusya Askeri Siyaset Bilimcileri Derneği uzmanı Plehanov Ekonomi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Sosyoloji Anabilim Dalı Başkanı Doktor Andrei Koşkin'den Amerika'yı kızdıracak çarpıcı bir açıklama geldi. Bildiğiniz gibi şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'ye F-16 savaş uçaklarının satışını gerçekleştirmesi için Türkiye'nin yerine getirmesi gereken iki şart bulunuyor. Bu şartlar hakkında çıkan haberlere yönelik olarak Rus uzman Andrei Koşkin, Amerika Birleşik Devletleri'nin F-16 savaş uçaklarının satışı için şartlar koyması şaşırtıcı değil. Böylece Türkiye'yi dizginlemek istediklerini ve bu şekilde Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri'nin koşulsuz egemenliğinin olduğu bir askeri ittifakın üyesi olduğunu bildirmeye çalıştıklarını bir kez daha teyit etmiş oldular değerlendirmesinde bulundu. Amerikan Kongresi de F-16 uçaklarının satışı konusunda Yunan hava sahasını ihlal etmek amacıyla kullanılmaması şartının yürürlüğe girmesini desteklediğini bildirdi. Rus uzman Doktor Andrei Koşkin konuşmasının devamında son dönemlerde Türkiye Cumhuriyeti, ülkenin Cumhurbaşkanı olan Recep Tayyip Erdoğan'ın izlemiş olduğu bağımsız dış politika stratejisi sebebiyle tüm dünyanın ve özellikle de Batı dünyasının ilgi odağı olmuş durumda. Ankara ile Washington yönetimi arasındaki askeri ve teknik işbirliği meselelerindeki uzaklığın devam ediyor olması yoğun bir şekilde tartışılıyor. Washington yönetiminin Türkiye'nin S-400 uçak savar füze sistemlerini satın alması konusunda oldukça ciddi talepleri olduğunu zaten hepimiz biliyoruz. Amerika Birleşik Devleti yönetimi bu konu üzerinden Türkiye'de bulunan gerçek kişilere bile yaptırım uygulamıştı. Bununla da kalmayıp Türkiye'yi en başından beri ortağı olduğu F-35 avcı uçağı üretimi programından çıkardı. Fakat atılan bu adımların hiçbirinin fayda ettiği söylenemez. Türkiye S-400'leri kendi ulusal çıkarlarına yanıt verdiği için satın aldı. Ancak aynı zamanda bu NATO müttefiklerini caydırdı. Aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'yi etkileme çabalarından vazgeçmiyor ifadelerini kullandı. Ve gelelim Rus uzmanın yapmış olduğu en çarpıcı açıklamaya. Konuşmasının sonlarında Amerika Birleşik Devletleri'nin F-16 savaş uçaklarının satışı için şartlar koyması şaşırtıcı değil. Böylece Türkiye'yi dizginlemek istediklerini ve bu şekilde Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri'nin koşulsuz egemenliğinin olduğu bir askeri ittifakın üyesi olduğunu bildirmeye çalıştıklarını bir kez daha teyit etmiş oldular. Bana göre Türkiye dış politikada tam bağımsızlık için mücadelesini sürdürecek. Askeri teknik alanda Türk-Amerikan ilişkileri işte böyle zor koşullarda devam ediyor ifadelerini kullanan Rus uzman, bu açıklamalarıyla gündemi derinden sarstı desek yanlış olmaz. Amerikalı siyasetçi Chris Pappas'ın sunmuş olduğu Ulusal Savunma Etkilendirme Yasasına yönelik değişiklik önergesi 179 ret, 244 kabul oyu gibi bir oranla Amerika'nın Temsilciler Meclisi'nden resmi olarak geçti. Bu önergede başlıca Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın satışın Amerika Birleşik Devletleri'nin ulusal çıkarına olduğunu onaylaması ve F-16'ların Türkiye tarafından Yunanistan toprakları üzerindeki uçuşlarda kullanılmaması için somut adımlar atılması şartları yer alıyor. Oylamanın yapıldığı Temsilciler Meclisi'nin bir üyesi olan Frank Pallone bu mecliste Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'nin NATO statüsünü eylemlerinin sonuçlarından kaçınarak kullanmayı sürdürmesine izin veremeyiz ifadelerini kullanarak dikkat çekti. Türkiye, bildiğiniz üzere Rusya'dan satın alınan S-400 hava savunma sistemleri bahane edilerek F-35 avcı uçağı projesinden çıkartılmıştı. Bu durum haliyle savaş uçağı ihtiyacımızı ortaya çıkardı. Milli Muharip Uçak TFX gelene kadar bir savaş uçağı ihtiyacımız olduğu için yeni nesil F-16 savaş uçaklarını satın almak istiyoruz. Ekim 2021'de Türkiye 40 adet F-16 Block 70 almak ve hali hazırda envanterde bulunan 80 adet F-16 Block 50'yi modernize etmek için Amerika Birleşik Devletleri'ne talep mektubu iletmişti. Amerika, son yaşanan Rusya-Ukrayna kriziyle beraber
Türkiye'nin ne kadar değerli bir müttefik olduğunu tekrardan anladık. Amerika Birleşik Devletleri hükümeti Türkiye ile arasını düzeltmek amacıyla F-16 Block 70 savaş uçaklarını satmaya yeşil ışık yakıyor. Milli Muharip Uçak envantere girene kadar hava kuvvetlerini güçlendirmek amacıyla Türkiye'nin Rusya'dan savaş uçağı almasından çekinen Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'ye F-16 savaş uçaklarını satarak Türkiye ile bağlarını güçlendirmek istiyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin değerlendirme mektubunda bu uçakları Türkiye'ye satmanın Amerika'nın yararına olacağını Kongre'ye belirtmişti. Biden hükümeti F-16 savaş uçaklarının Türkiye'ye verilmesine sıcak bakarken Amerika Birleşik Devletleri Kongresi ise bu duruma sıcak bakmıyor. Biden yönetimi Kongre'ye bu şekilde bir mektup gönderdiyse bu uçakların Türkiye'ye verilmesi eski oranla çok daha büyük bir ihtimal. Eğer bu uçaklar Türkiye'ye verilmezse Biden hükümeti kendi saygınlığını da büyük tehlikeye atmış olacak. Ayrıca Türkiye bu uçaklara büyük miktarda para harcayacak. Türkiye'nin bu uçaklara yaklaşık 6 milyar ile 8 milyar dolar arası ödeme yapması tahmin ediliyor. Bu kadar yüksek bir meblağda bir satın alım da Amerikan firmaları için çok kıymetli. Bu yüzden de hem ABD hükümetinin zorlaması hem Amerikan savunma şirketlerinin zorlamasıyla beraber Türkiye'ye F-16 Block 70'lerin verilmesinin yüksek bir ihtimal olduğunu düşünüyoruz diyelim ve videomuzu sonlandıralım. Evet değerli izleyenler, bir videomuzun daha sonuna geldik. Bu tarz videolarımızın devamının gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşça kalın.